Türkiye Liseler Birliği Genel Başkanı Sayın Furkan Kaplan. Sayın Kaplan hoş geldiniz. Haber 16'ya Hoş nasılsınız? buldum. Hoş buldum. Merhabalar. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Gündem sıcak. Tüm haberleri izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Ama şimdi Türkiye Liseler Birliği'nde önemli bir projesi vardı Diyarbakır Silvan'da. Bu projeyi konuşalım istiyorum sizinle. Ama öncelikle siz Diyarbakır annelerini ziyaret ettiniz. Geçtiğimiz hafta neler yaşandı bize aktarır mısınız? Annelerimiz ilk günkü heyecanlarıyla, umutlarıyla, dirençleriyle orada nöbetlerini sürdürüyorlar. Güvenlik güçleri de onların nöbetlerini sürdürmesine yardımcı oluyor. Malumunuz PKK terör örgütü evlatları için kendilerinden hesap soran, HDP'den hesap soran ailelerin yolunu kesmişti, onları tehdit etmişti. Ve bu kapsamda güvenlik önlemleri de artırıldı. Anneler terörün peşini bırakmıyor, terörün yakasını bırakmıyor. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapısında çocuklarını istiyorlar ve yakın zamanda bu direniş büyüyecek. Mardin, Şırnak, Van gibi iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından evladı PKK, HDP tarafından kaçırılmış aileler de bu nöbetlere katılacak, bu nöbetleri başlatacak. Bunun yanı sıra anneler Türkiye'de farklı bir model de yarattı. Şimdi çocukları uyuşturucu bataklığında olan anneler de benzer bir direnişe, mücadeleye girişiyorlar. O yüzden Diyarbakır anneleri her anlamda Türkiye'ye örnek oldular. Öncelikle şu çok önemli. Şimdi Kandil'e bağını kesmeyen ve iç içe olan bir HDP var ve operasyonlar da devam ediyor. Aileler ne diyorlar bu operasyonlara, bu süreçte? Nedir yorumları? Konuşmuşsunuzdur mutlaka kendileriyle. Ailelerle konuştuk. Elbette bu operasyonları destekliyorlar. Mehmetçiğimizin arkasındalar. Hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde başlayan operasyonlarda anneler Mehmetçiğe kazak ördü, atkı ördü, bere ördü. Mehmetçiğin mücadelesini önemsiyorlar. Çünkü Mehmetçik vurdukça PKK zayıflıyor, dağılıyor. Evlatlarının da oradan kurtulması için büyük fırsatlar doğuyor. Tabii yürekleri ağzında aileler acaba evladımın başına bir iş geldi mi? Çekincesi, korkusu da var. Ancak terörle mücadeleyi yürekten destekliyorlar. Diyarbakır Silvan'da çok önemli bir kampanya vardı. Sizinle de konuştuk bir önceki programımızda özellikle geçtiğimiz haftalarda. Detaylarını biraz daha alalım mı? Ne oldu? Açıldı okul, böyle biliyoruz ama nasıl gelindi bu aşamaya? Neler yapıldı? Anlatır mısınız bize? Şimdi öncelikle sizin katkınız, kampanyamıza verdiğiniz destek bizim için çok önemli oldu. Sayenizde Türkiye'de çok geniş kesimlere ulaşabildik, milyonlara seslenebildik ve Türkiye'nin imecesi haline geldi bu kampanya. Siz bizim sesimiz oldunuz, soluğumuz oldunuz. Bu sayede okulumuzun hemen her ihtiyacını çözdük. Büyük bir hedefimize ulaştık. Okuldaki süreçten bahsetmek gerekirse okullar açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da verdiği talimatla yayınladığı genelge ile birlikte okullar açıldı. Ve biz de çok iyi bir zamana denk geldik açıkçası. Okullar açılmadan bu kampanyayı yürüttük ve okulların açılmasına denk gelecek biçimde ihtiyaçlarımızı oraya götürdük. Köye vardığımızda büyük bir misafirperverlikle karşılandık. Daha köye varır varmaz hemen önümüze çay ikramı geldi. Daha soluklanmadan köylüler bizi o şekilde karşıladı. Bizi baş tacı yaptılar. İşlere, tadilata girişmek istediğimizde izin vermediler. Olmaz dediler. Önce buyurun yemek yiyelim, soluklanın, oturun. Size yardım edelim. Bize emredin dediler. Neye ihtiyacınız var? Açıkçası çok mahcup olduk. Köylülerin bu yardımseverliği, seferberliği karşısında çok mahcup olduk. Çok da mutlu olduk. El birliğiyle oradaki okulumuzu tadilat ettik. Öğrenciler için güzel bir okul hazırladık. Kırtasiye malzemeleriyle çantalarımızı doldurduk, montlarımızı, botlarımızı teslim ettik. Şimdi eğitime, öğretime önem veren, kız erkek ayırmadan okutan bir köy. Kız çocuklarının da okumasına önem veriyorlar. Yalnızca ilkokul değil, üniversite kademesinde de okuyan öğrenciler gördük. Evinde misafir olduğumuz aileler de keza aynı şekilde. Ve orada el birliğiyle okulumuzu güzel bir hale getirdik. Öğrencilerimizin yüzünü güldürdük.
Peki eksik bir şeyler var mı? Neler tamamlandı? Hangi aşamalardan geçti? Bu süreç önemliydi. Bir kez daha izleyicilerimize aktaralım. Eğer eksik kalan bir şeyler varsa iletirseniz çok seviniriz. Okulumuzun hemen her ihtiyacı tamamlandı. İzleyicilerimiz de bizim yeterince yanımızda oldular. İhtiyaçlarımızı sordular. Okulumuza tüm ihtiyaçları topladık, götürdük. Oraya ilettik. Kırtasiye malzemeleri, çok büyük miktarda kırtasiye malzemesi götürdük. Her öğrencimizin her ihtiyacını görecek biçimde. Bunun yanı sıra kışlık, bot, el örgüsü, atkı, bereler geldi. Bir destekçimiz normalde Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyormuş bunları. Bu sefer oradaki öğrenciler için kendi el örgüsü, atkı ve berelerini bizlere yolladı, eldivenleri. Onlara da öğrencilerimiz çok sevindi. Bunun yanı sıra botlar, montlar öğrencilerimizi orada kışa eğitimi hazır bir şekilde donattık, yüzlerini güldürdük. Ne güzel. Bu şekilde aktarayım. Ne güzel. Yeni projeler var mı? Yeni projeler var. Kısaca bir köyün durumundan bahsedeyim, bölgenin durumundan bahsedeyim. Az önce terörle mücadeleyi de konuştuk. Biz orada buna dair de bir gözlem yaptık. Şimdi orası bağcılıkla hayatını geçindiren bir bölge. Özellikle üzüm bağcılığı yapılıyor. İncir ağaçları var, incir yetiştiriyorlar, reçellerini yapıyorlar. Ve önceki süreçte oradan kaçmak isteyen, kurtulmak isteyen terör baskısından dolayı oraya sıkışmış, geleceğe güvensizlikle, kaygıyla, endişeyle bakan bir halk varken şimdi geleceğe güvenle bakan bir halk görüyoruz. Halkın büyük oranda teröre dair sorunları çözülmüş, kendisini güvende hissediyor ki oraya yeni yapılan evler gördük mesela. Civar köylerde yeni yapılan güzel evler gördük, varlıklı olan aileler geleceğe güvenle baktığı için oradan kaçmak üzere değil, orada kalmak üzere bir plan yapıyor. Bağlar, bahçeler genişliyor, modern tarım sistemlerine geçiliyor. Bu anlamda da orada gelişen bir bölge gördük. Emniyet müdürümüz, şehit emniyet müdürümüz Gafaroka'nın adı hala oralarda yankılanıyor. Yani Silva'nın Ücel köylerinde dahi Gafarokan dediğimiz anda insanlar yerinden doğruluyor. Ona saygı ve sevgilerini, bağlılıklarını ifade ediyorlar. Onun gibi birisinin bir daha gelmediğini söylüyorlar. Onu çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu da terörle mücadelenin bir başka yüzünün önemini, ihtiyacını bizlere gösteriyor. Bölgeye dair aktaracaklarımız bu şekilde. Ha, elbette şu sorunlar var. Yani tüm ülkemizin sorunu olan, ihtiyacı olan üretim atılımı, istihdam, buna benzer sorunlar İzmir'de de var, Konya'da da var, Diyarbakır, Silvan'da da var elbette. Halkın buna dair kaygıları, sorunları var. Bunları da ifade etmek gerek. Evet. Şimdi bir proje daha aslında yürüteceksiniz. Mavi Vatan'la ilgili biraz da ondan bahsedelim mi? Evet. Mavi Vatan bizim geleceğimiz. Ulusal kanalda Mavi Vatan'ın sesi, soluğu. Bu bağlamda Mavi Vatan'a dair faaliyet yürüten kim varsa onu ekranlarına ilk taşıyan kanal oluyor. Mavi Vatan'la özdeşleşen bir kanal. Sadece bugün değil, Mavi Vatan kavramı popüler olduktan sonra değil, geçmişten bugüne, hatta Mavi Vatan kavramını Türkiye'nin gündemine sokan mecralardan birisi. Türkiye Liseliler Birliği ve Türkiye Gençlik Birliği de Mavi Vatan'ın gençliği, Mavi Vatan için mücadele yürütüyor. Şimdi Mavi Vatan geleceğimiz diyoruz. Aynı zamanda gençlik de bu ülkenin geleceği. Ve Mavi Vatan kavramını en çok da gençliğin benimsemesi lazım ki geleceğine daha doğru sahip çıkabilsin. Ufkunu ona göre çizsin. Şimdi biz de Türkiye Liseliler Birliği olarak Mavi Vatan Rotası liselerde haritamız sloganıyla bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında Türkiye'deki tüm liselerimizi Mavi Vatan haritasıyla donatmak istiyoruz. Mavi Vatanımızın hudutlarının belli olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vurgulandığı haritamızı okullarımıza asacağız. Türkiye Liseliler Birliği üyeleri kendi sınıfı başta olmak üzere okulu, dershanesi, her yerde bu kampanyanın başını çekerek tüm okullarımızı, dersliklerimizi bu haritayla donatacağız ki gençlik de kendisine buna göre bir ufuk çizsin, buna göre bir ideal yaratsın. Vatanına hizmet etme bilincini buna göre geliştirsin. Çünkü vatanımız sadece kara sınırlarımızdan ibaret değil. Bu da bizim esas sınırlarımızdan birisi. Burayı da benimsememiz lazım. Dün
Malumunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçim gerçekleşti. Orada da milli aday, bağımsızlıkçı aday Sayın Ersin Tatar, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçimleri kazandı. Onu da buradan bir kez daha tebrik etmiş olalım. Türk gençliği olarak onun mücadelesini, zaferini yürekten kutluyoruz. Yani teslimiyetçilik, mandacılık Kıbrıs'ta mahkum oldu. Türkiye'de de mahkum olacak. Türk gençliği olarak biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Mavi vatanı, vatanseverliği gençlik içinde her daim yaygınlaştıracağız. Şunu da söyleyelim, gençlik duyarsız, sorumsuz değil. Mavi vatanı çok yakından takip ediyor. Oradaki gelişmeleri, tatbikatları, oradaki potansiyelleri yakından takip ediyor. Ve Türkiye Liseliler Birliği olarak bu duyarlı gençliği teşkilatlı ve teşkilatçı bir ete kemiğe bürümek üzere yola çıktık, kolları sıvadık. Peki proje hangi aşamada şu anda, başladı mı? Şimdi daha önce de Vatan Partisi'nin vardı. Mutlaka gördünüz, siz de takip ettiniz. İleride yapıyordu yine aynı şekilde Doğu Akdeniz stratejisi. Türkiye'nin mavi vatanın ne kadar önemli olduğunu. Dünkü seçim gerçekten Sayın Ersin Tatar'ın seçilmesi çok önemliydi. Bir kez daha Sayın Tatar'a sevgi ve saygılarımızı Kıbrıs halkına da gönderiyoruz buradan. Hayırlı olsun diyoruz. Bu proje hangi aşamada? Projemize daha yeni başladık. Malumunuz Diyarbakır kampanyamız da yeni son buldu. Türkiye Gençlik Birliği aslında bir kampanya başlattı. Türkiye Gençlik Birliği olarak Mavi Vatan Gönüllüleri kampanyası başlattık. 7'den 70'e herkesi Mavi Vatan Gönüllüsü olmaya, Mavi Vatan'ı anlamaya ve anlatmaya, Mavi Vatan ülküsünü taşımaya davet ediyoruz. Türkiye Liseliler Birliği olarak bu kampanyamız bu mücadelenin liseli ayağı olarak gerçekleşecek. Çünkü Mavi Vatan haritası bugünün günümüzün misak-ı millisidir. Yani bu haritayı anlamadan Türkiye'de bir milli dava, bir bağımsızlık davası verilemez. O yüzden bu haritayı, bu davayı iyi anlamamız gerekiyor. Her Türk gencinin vatan hudutlarını tamamıyla aklına kazınması ve ona göre vatan sahiplenmesi gerekiyor. Kampanyamızı yine ilk kez ulusal kanal aracılığıyla duyurmuş olalım. Sizin sayenizde tüm Türkiye'deki gençliğe, 7'den 70'e herkese de çağrıda bulunuyoruz buradan. Sınıflarımıza, okullarımıza, dershanelerimize, her yere bu haritamızı asacağız. Başta gençliğe çağrı yapıyoruz, Türk gençliğine çağrı yapıyoruz. Bu konudaki hassasiyetinden şüphemiz yok çünkü. Ancak bunun yanı sıra dershane ve okul sahipleri, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, bunlara da çağrıda bulunalım. Onlar da bu kampanyamız için bizlere ulaşsınlar ve okullarımızı Mavi Vatan haritalarımızla donatalım. Peki, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Demek istediğimiz bir şeyi son olarak tekrar Diyarbakır'a Gelecek Köprüsü kampanyamız için bizlere destek veren Ulusal Kanal yayıncılarına, milletimize, tüm Türk milletine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şimdi yeni bir vazifeye onları çağırıyoruz. Mavi Vatan haritası kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz. Evet, şimdi yine vazife zamanı. Türkiye Liseliler Birliği çalışmalarına devam ediyor. Ara vermeden hem de Furkan Kaplan, çok teşekkür ediyoruz. Haber 16'ya konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan bizlerleydi.